sözü Sosyalist Parti'den Mustafa Kahya arkadaşıma vermeden önce hepimizden ufacık bir ricam olacak. Biliyorsunuz ben Özgür Üniversitede telefonlar kapatılmasa da olur dedim ama burası Özgür Üniversite değil. Onun için herkesten lütfen cep telefonunun ya kapatmasını rica ediyorum veya sessiz konuma almasını ısrarla talep ediyorum. Buyurun Mustafa Kahya. Merhaba arkadaşlar. Sosyalist Parti'nin düzenlenen sempozyumun bu dördüncü gündeminde konu başlığına uygun olarak görüşlerini açıklamak istiyorum, açıklamaya çalışacağım. Bu içinde bulunduğumuz tarihsel ve siyasal süreç çok eski tarihlere gitmeden hemen çok yakın süreçte olup bitenleri dünyada, bölgede kısa bir özetim yaptıktan sonra Kürt sorunu, güncel politik tutum konusuna gireceğim. Şimdi son dönemde, Bush döneminde arkadaşımız ifade etti. Afganistan işgal edildi. Birleşmiş Milletler kararıyla Afganistan'a girildi. Irak'a Birleşmiş Milletler kararıyla girilmemiş de olsa Irak işgal edildi. Büyük Orta Doğu Projesi ortaya atıldı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı TC'nin başbakanı Tayyip Erdoğan'a onara edilmek için verildi. Ama şimdi geldiğimiz noktaya baktığınızda ortada Büyük Orta Doğu Projesi diye falan bir proje kalmadı. Bunun nedeni ABD emperyalizminin enerji kaynaklarını emperyalist kapitalist sistem içindeki hegemonik pozisyonunu sürdürebilmek için enerji kaynaklarının olduğu ve enerji hatlarının geçtiği bölgede denetimi sağlamak için bu operasyonları yaptı, bu işgalleri yaptı açıkken hangi ideolojik iksende olursa olsun, hangi temelde olursa olsun Irak'ta bu işgale karşı sürdürülen mücadele sonucunda Irak ABD'ye bir bataklık haline gelmiştir. Ve şimdi eğer orada ABD öngördüğü biçimde başarılı olmuş olsaydı hemen hemen Türkiye'de bütün sosyalistlerin, bu sorunlarla ilgi duyan herkesin çıkarsama yaptığı gibi İran'a çoktan saldırılacaktı. Onun arkasından başka ülkeler gelecekti. Bu zincirleme devam edecekti. Yani hegemonik pozisyonunu sarsmamak için nereye askeri müdahale yapılması gerekiyorsa, nereye işgal edilmesi gerekiyorsa ABD oraya gidecek. Ama Irak'ta Bataklığa saplanıp kalması bunu önlendi. Öyle ki ABD'nin arka bahçesi denen Latin Amerika ülkelerinde yoksulluk ekseninde oradaki yerli halkların, işsizlerin, topraksız köylülerin ve işçi sınıfının da içinde olduğu bir hareket üzerine oturan ve yüzünü sosyalizme dönen sol hareketlerin güçlenmesine ve bizzat oradan ABD'ye karşı sadece siyasal olarak değil, aynı zamanda oluşturmaya çalıştıkları kültürel birliklerle, ekonomik birliklerle kafa tuttuğu bir süreç yaşandı. Bush dönemindeki politikalarla birlikte ABD'nin bu saldırgan tavrına karşı dünya yeryüzü üzerindeki halkların kitlesel anlamda tepki duyması, bizzat ABD'nin kendi içinde dahi bu politikalara karşı tavırların gelişmesi, özde politikalarını değiştirmeden daha yumuşak biçimde hegemonyasını sürdürebileceği yeni figürlere ihtiyaç duymayı zaruri hale getirdi. Ve bu ihtiyacın sonucu da hepinizin bildiği gibi benim gerçek anlamda beyaz ama tırnak içinde zenci ya da siyah diye ifade ettiğim Obama, ABD'nin bu sarsılan dünya halklarının nezdindeki hegemonyasını yeniden tesis etmek için ortaya çıkardığı siyasal figür oldu. Obama ABD Başkanı olduktan sonra hemen hemen her yerde, bizim ülkemizde dahi köşe yazarlarına, burjuva ideologlarına, liberal takım
ne bileyim akademisyenlere falan baktığınızda ciddi biçimde Bush politikaların gökten değiştiği, Obama'nın artık dünyaya barış getirecek politikalara yöneleceği yönünde umutları durmadan pompaladılar. Obama'nın kendisi de zaten işte Türkiye'ye gelişinde olduğu gibi, Mısır'ı ziyaretinde olduğu gibi elinde mavi boncuk dağıtan Noel Baba pozisyonunda bu barış söylemlerini, barış beklentilerini, barış duyduklarını körükleyen, pompalayan bir tutum ve davranış içerisinde ABD'nin özde değişmemiş olan politikalarını yeniden meşruiyet kazandırmak için bir halk izlediği ortaya çıkmış bulunuyor. Ama öbür yandan değişti denen Obama, bir bakıyorsunuz Bush'un Afganistan'daki politikalarını çok daha sert biçimde, üstelik de 27 bin tane yeni asker gönderme politikasıyla bir üst noktaya sıçratmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz yılda ABD'nin stratejik anlamda kaybettikleri yerlerin dışında varoluşunu sürdürebileceği hangi coğrafi noktalar varsa, stratejik yerler varsa oraya aynen Bush'un politikaları gibi, Bush'un saldırganlığı gibi Obama'da ABD'nin saldırganlığını devam ettirecektir. Burada hemen bunlar olup biterken tabii ABD'de finansal krizle başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan, dünyaya yayılmakla kalmayıp aynı zamanda bugün kapitalist ekonominin kendi doğası ve yasaları gereği reel sektöre de sirayet eden ve ciddi biçimde 1929 kriziyle mukayesesi yapılan ama kapitalist ekonominin dünya ölçeğindeki büyüklüğünü dikkate aldığımızda çok daha sarsıcı, kapitalizmi çok daha derinlikli bir biçimde ne bileyim yok oluşa, çürümeye doğru götürücü bir krizin içine sürüklenmiş bulunuyor. Sadece ABD değil, tüm kapitalist ülkeler bu krizin sonuçlarını, bu krizin ortaya çıkardığı etkileri yaşıyor. Ve G8 denen ülkeler, G20 denen ülkeler bir araya gelip hep birlikte bu krizden kurtuluşun çarelerini aramaya başlıyorlar. Düne kadar reel sosyalizmin tarih sahnesinden çekilmesiyle ideolojik anlamda bir üstünlük kurduklarını, izafi olarak sosyalizmi artık yenilgiye uğrattıklarını düşünenler ve piyasanın sihirli değneğinin her şeye kadir-i mutlak olduğu anlayışında olanlar birdenbire bu krizle birlikte yeniden devletin müdahalesine yönelmek zorunda kaldılar. Ve şu açıktır ki bu krizle birlikte izafi olarak gerilemiş olan, izafi olarak gerilmiş olan sosyalist ideoloji yeniden sosyalizmi seçenek haline getirebilecek dünya ölçeğinde koşulları elde etmiş bulunmaktadır. Bu olanaklara sahip bulunmaktadır. Adeta dünya 20. yüzyılın başındaki, 19. yüzyılın başındaki Rusya'daki gelişmelerin olduğu gibi tüm dünyadaki sınıf hareketinin ve ezilen hareketlerin geliştiği dönemki gibi yeniden başta işçi sınıfı olmak üzere ezilenlerin tarih sahnesine adım attığı, yeniden tarihi kendilerinin yazacağı bir sürece doğru evrilmektedir. Tam da böylesi bir süreçte Kürt sorunu bizim ülkemizde sorunların sorunu olmaya devam etmektedir. Şimdi Kürt sorununun bir sosyalist olarak ilkesel anlamda ulusların kaderlerini dahil hakkı ilkesini savunmak ve ezel ulus sosyalisti olarak bunu aynı zamanda siyasal anlamda kendi bağımsız devletini kurma hakkı olduğunu, bu hakkı koşulsuz şartsız savunmak gerektiğini, bu hak için dövüşmek gerektiğini, savaşmak gerektiğini bilen bir yerden ezel ulusun kendi kaderini ister gönüllü birlikte bir yaşamı seçme hakkını kullanma yoluyla, ister ayrılık bağımsız devlet kurma yoluyla, ister kendi ulusal siyasal varoluşunu
başka biçimlerde, başka formülasyonlarla ifade etme hakkı olduğunu burada altını çizmek istiyorum, teslim etmek istiyorum. Şimdi bir halk buradan kendi siyasal varoluşunu nasıl yaşayacağını ezel ulus sosyalistlerin dahil etmesi aynı zamanda onun egemenlik pozisyonunun sosyalist harekette bir biçimde sirayet etmesinden başka bir şey değildir. Bizim görevimiz o ulusun, ulusların tam hak eşitliği anlamında var olmayan, gasp edilen, bugün sömürge statüsünde tutulan, ezilme ilişkileri içinde bulunan Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce, herhangi bir yaptırıma, baskıya maruz kalmadan tahil edebilmesinin koşullarını, olanaklarını sağlamak, bunun için mücadele etmektir. Eğer Kürt halkı bugün sorunun barışçıl demokratik çözümünü istiyorsa ve bu barışçıl demokratik çözümü aynı zamanda iki ülke halkının, emekçilerinin gönüllü birlikteliği temelinde bir formülasyonla, bir taleple bunu ifade ediyorsa biz bu talebi Kürt halkının bu uğurda verdiği mücadeleyi destekler ama yarın hangi sistem ve hangi rejim altında olursa olsun herhangi bir halk, herhangi bir ulus ayrılıp kendi devletini kurma istencinde, iradesinde ortaya çıkarsa sonuna kadar onun da hakkı olduğunu ve bunun yanında olduğumuzu belirtmemiz gerekir. Şimdi demokratik, barışçıl bir çözüm. Burada iki noktası var. Özellikle bu iki noktayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir emperyalist çözüm biçiminde bir dayatma var. Bir de Kürt Özgürlük Hareketi'nin kendi iradesiyle gönüllü birlikteliği, birlikte yaşayabileceği eşitlik zemininde bir çözüm ise onurlu bir barışı savunmak demektir. Onurlu bir barış savunmak demek eşitlik zemininde egemen olan Türk ulusunun hakları neyse aynı hakları da kendinin kullanabileceği koşulların oluşturulması demektir. Böyle bir durumda onun karşısına çıkmak bizim haddimiz de olmaz, bizim tavrımız da olmaz. Ama bir yandan Kürt halkının iradesiyle gönüllü birlik temelinde barışçıl demokratik bir çözüm savunulurken diğer yandan emperyalistlerin 2007 yılının 5 Kasım'ında TC hükümeti ve genel kurmayının ABD emperyalizmiyle anlaşması sonucu, uzlaşması sonucu devreye sokulan bir emperyalist çözüm gündemdedir. Bu nedir bu çözüm? Bu PKK'nin hem emperyalizmi hem Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik politikalarında bir engel olarak görüldüğü ve dolayısıyla PKK'siz bir Kürt soruna doğru çözümü çözüm anlayışıdır. Bu aynı zamanda şunu ifade eder, PKK'nin tasfiyesini, Kürt Özgürlük Hareketi'nin tasfiyesini. Bu tasfiye planı devreye sokulmuştur ve çok hızlı biçimde işletilmektedir. Bugün bu tasfiye planının bir parçası olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'de adımlar atın diye ifade ettiği bireysel haklar gündeme sokulmuştur. Yani Kürt halkının bir ulus olarak, bir halk olarak kolektif haklarının eşitlik zemininde tanınması değil, bu kolektif hakların anayasal güvenceye alınması değil, Kürt halkının yine kolektif olarak kaderini, dahilini tanımak değil, tam tersine o halkı ezden bir halk, ezden bir ulus olarak tutma anlayışının bir sonucu olarak bireysel hak almasında bir takım adımlar atılmaktadır. Ne yapılmıştır? Seçimlerden önce TRT 6 devreye sokulmuştur. Şimdi ne tartışılmaktadır? Şimdi köy isimlerinin geri iade edilmesi tartışılmaktadır. Bazı üniversitelerde Kürt enstitüleri açılması savunulmaktadır. Bunların hepsi PKK'yı tasfiye etmek, zayıflatmak, güçsüzleştirmek ve PKK'siz bir Kürt sorunu çözümü politikasının konseptinin hızla işletildiği bir dönemi ifade etmektedir. Şimdi bu anlayışla böyle bir durum gündeme geldiği için Cumhurbaşkanı sorun 15 dakika doldu, devam edelim. Başak bir sorundur.
dolayısıyla iyi noktaya geldik falan derken kalkıp Genelkurmay Başkanı'nın biz terörizme karşı mücadele ediyoruz, tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele silahlı biçimde sürecektir diye bu Cumhurbaşkanı'nın demecinin arkasından demeç vermesi aslında hükümet ve Genelkurmay'ın çeliştiği, bu konuda farklı politikalara sahip olduğu anlamına gelmiyor. Elbette ki çelişkili bir ilişki sürdürmektedirler ama bu uzlaşının aynı zamanda hem imha biçimindeki politikaların sürdürüldüğü hem de imhanın yanında tasfiye politikalarının devreye sokulduğu bir süreci, böylesi ikili bir süreci ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, bugün DTP'ye yapılan, DTP'nin içinde yapılan GCG operasyonu, Keskin içinde yapılan PKK operasyonu bu tasfiye planının bir parçası olarak devreye sokulmuştur. Bu noktada Kürt hareketi dört parça olarak görüyor. Dört parçadaki Kürt hareketini bir bütün olarak aldığımızda Kürt hareketi homojen bir hareket değildir. Kürt hareketinin içinde ciddi biçimde emperyalizmle işbirliği yaparak sorunu çözme anlayışında olan bir işbirlikçi eğilim vardır. Bir de bu işbirlikçi eğilime karşı sorunu o dört parçadaki emekçi halklara kaderini bağlayarak o halklarla birlikte yürütülecek bir mücadele sonucunda o halkların demokratik iradesinin ortaya çıkarılması ve kardeşleşmesi üzerinden çözme anlayışı olan ikinci özgürlükçü bir eğilim vardır. Yok edilmek istenen, tasfiye edilmek istenen bu özgürlükçü çizgidir. Bizim görevimiz, bize göre, Sosyalist Parti'nin anlayışına göre, sosyalistlerin görevi, Kürt hareketi içindeki işbirlikçi çizgiye karşı özgürlükçü çizginin yanında olmak, onunla enternasyonalist dayanışma ilişkileri içinde bulunmak, onların taleplerine, Kürt halkının taleplerine sahip çıkarak kendi talebimiz gibi genel demokrasi mücadelesi içerisinde, genel demokratik halk iktidarı mücadelesinde, demokratik devrim mücadelesinde aynı talepleri, kendi taleplerimiz olarak mücadelesini sürdürmektir. Bugün böyle bir politik tutum takınılmadığı zaman, böylesi bir yaklaşım içinde olunmadığı zaman esnenlerin tarihsel bile onu sağlayabilme olanağı yoktur. Türkiye'de tüm ezilenlerin, mağdur edilenlerin, başta işçi sınıfı olmak üzere hepsini bir araya getirerek bu sistemi aşacak, kapitalizmi aşacak, askeri oligarşik yapıyı parçalayacak bir kuvveti özellikle bu kriz döneminde çıkarabilme şansı da yoktur. Bu olanak bizim önümüzde vardır. Olanak değerlendirebilene olanaktır. Eğer bu olanağı görüp bu süreci iyi tahlil edip değerlendiremezsek olanağı değerlendirememenin vebali tarihsel bir vebali olarak bizim omuzlarımızda kalacaktır. Teşekkür ederim. Ben de Mustafa Gerber'e teşekkür ediyorum. Elindeki plana göre 5 dakika suyu açmış vaziyetteyiz. Ama yine de buna rağmen doğrulttunuz.